Merhaba arkadaşlar, ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde yapılandırma komutlarını göstereceğim. Bu komut alternatif eklediğimiz parçalarımızı hatırlamak veya ilişkilerimizi verdiğimizde yapılandırmayı kaydettiğimiz zaman unutmamak amacıyla yaptığımız bir komuttur. Yapılandırmayı kaydet dedim ve buraya bir isim girerek, herhangi bir ismi girerek tekerlekle isim girdim. Kuralları etkinleştirdim. Ayarları etkinleştir diyerek işte işlemlerimi gerçekleştirdim. Ve burada yapmış olduğum işlemlerimi hatırlamak amacıyla yapmış olduğum bir komuttur. Alternatif eklediğimde bileşenimi seçiyorum. Diğer bileşenimi seçtim. Yine burada isim veriyorum. Okey dedim. Ve yine yapılandırmayı kaydet dediğim zaman gördüğünüz gibi buraya tekerlek geldi ve bileşenim neyse onun da ismini yazarak unutmamak için eklemiş oluyorum buraya. Gördüğünüz gibi diğer bir komutum ise ayarları etkinleştir dediğim zaman mesela sonun üzerine görüyorum ve ayarlarım etkinleştirilmiş oluyor. Yine otomatik olarak kendi işliyor. Yapılandırmayı belirlediğim zaman ise yine ismini gidip buradan yapılandırmamı belirleyebiliyorum. Bu sefer yapılandırmayı sorgula dediğim zaman ise burada yapılandırmalarım neler olduğunu göstermiş oluyor bana. Okey dediğim zaman ise penceremi kapatıp ben de hangi yapılandırmalarımı yapmış olduğumu rahatlıkla görmüş oluyorum. Yapılandırmayı sil dediğim zaman ise buradaki yapılandırmalarımı otomatik olarak seçtiğim anda kendi silmiş oluyor. Bir diğer komutum ise patlatmış yapılandırma. Burada gördüğünüz gibi montajımı burada ölçeğimi vererek patlatmışım gerçekleştiriyor. Okey dediğim anda gördüğünüz gibi montajımı birbirinden ayırmış oluyor. Yani ilişkilerimi ayırmış oluyor. Tekrar tanımla dedim. Ne buradan ölçeğini azaltıyorum. Okey dedim. Gördüğünüz gibi işlemlerimi gerçekleştiriyor. Parçalarımı teker teker ayırmış oluyor. Bu komutta anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.